CHP Milletvekili Sezai Temelli, Taksim'deki bombalı saldırıya ilişkin konuştu. Olayı 5 Haziran 2015 yılındaki HDP mitingine yönelik saldırıya benzeten Temelli, iktidarın yayın yasağının da suçüstü yakalanma korkusu nedeniyle olduğunu söyledi. İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da gerçekleştirilen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından bombayı bıraktığı ifade edilen Ahlam Albaşir'in de aralarında olduğu 51 kişi gözaltına alınırken bu şüphelilerin 17'si tutuklandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP'li isimler ve emniyetin yaptığı açıklamalar, ortaya çıkan görüntüler ve gözaltına alınanların ifadeleri, patlamayı kimin gerçekleştirdiğini ve hedeflerinin ne olduğu konusunda kafa karışıklığına neden oldu. HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, yaşanan patlama ve sonrasında iktidarın ortaya attığı iddiaları, şüphelilerin ifadelerini ve topluma yansımalarını değerlendirdi. Temelli, ülkenin son 7 yıllık döneminin toplumu kriminalize etmeye yönelik olduğunu söyledi. Patlamalar dediğiniz mesele aslında çöktürme planının bir parçası. Yani toplumu terörize etme, toplumun o umut var, yükselmiş siyasi anlayışını çökertme ve yine Kürt düşmanlığı üzerinden bir savaş senaryosunu devreye sokma. İlk sivillere yönelik en büyük patlama aslında 5 Haziran 2015'te Diyarbakır mitingimizde yapılan saldırıdır. Bu hem HDP'yi hedeflemiştir, hem topyekün Türkiye'deki demokratik siyaseti hedeflemiştir. Kobani'nin düşmemesine karşılık devreye sokulan yeni senaryo peşi sıra işte Surucu getirdi, Ankara Gar katliamını getirdi. İktidarın İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı yaşadığı siyasi krizi aşmak için kullandığı yöntemin bir parçası olarak değerlendirdi. Karşımızdaki rejimin, devletin ve bu AKP-MHP Cumhur İttifakı dediğimiz faşist ittifakın senaryosu zaten böyle bir terör aklına, böyle bir şiddet aklına ve savaş aklına oturuyor. İstiklal'deki son patlama aslında rejimin hala siyasi krizini aşmak adına aynı yöntemi tekrarlamak istemesinden başka bir şey değildi. Yine bir seçim dönemi geliyor. Bu otoriter sistemi seçimli bir otoriter sistem olarak devam ettirmek istiyorlar. Temelli, hükümet yetkililerinin son bombalı patlamada yaptığı Kürt karşıtı açıklamalarına dair de konuştu. 7 yılda bütün bu saldırılara karşı toplum da aslında öğrendi. Artık biliyor. Yani kendi kendilerini deşifre etmiş ve artık kurgularının, senaryolarının karşılık bulmadığı bir şeyle karşı karşıyayız. Doğrudan HDP'yi suçladıklarında, doğrudan ya da alışılagelmiş hani bir şey var ya, ne olursa olsun önce ne yapacağız? PKK diyeceğiz, sonra YPG diyeceğiz, sonra da HDP diyeceğiz. Hani böyle bir üçleme var. Aksi gibi muhalefet de bu üçlemeyi kullanıyor. Ama bu sefer şöyle bir şey çok net ortaya çıktı. Toplum çok net olarak dedi ki bu mesele sizin artık yıllardır söyleye geldiğiniz mesele gibi değil. Bu başka bir gerçekliğe tekabül ediyor. Temelli patlama sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere iktidar yetkililerinin açıklamalarına değindi. Suçüstü yakalanma duygu hali o kadar hakim o hale olmuş ki anladığımız hemen sosyal medyayı yasakladı. Ve hemen kendi medya organlarında bir ciddi dezenformasyon başlattı. Yani sanki hazırmış da bunu bize anlatıyor. Hani bir filme gidersiniz, size önce sonunu gösterip sonra filmi izlemenizi isterler ya. Ona benzer bir şey hazır bize hemen sundu topluma. Sosyal medyayı yasakladı, tartışmayı kesti. ABD'ye başka bir şey söylüyor. Her yere mesajlar verme kaygısıyla konuşuyor. O fotoğraflara baktığınızda, o karelere baktığınızda zaten anlıyorsunuz ki bir şeyi tezgahlamışlar ama ellerine yüzlerine fazlasıyla bulaştırmışlar. Soylu'nun istihbaratçı ve bombacı dediği Ahlam Albaşir'in durumuna ilişkin de konuştu. Kadını gösterdiğinizde buna ancak istihbarat elemanı karikatürü dersiniz. Hiçbir gerçekliği yok. Herkes çok net söyler. Bu mu istihbarat elemanı? Ya da bu mu bombacı? Her haliyle bu bütün çıplaklığıyla ortada. Karakol, savcılık ve mahkeme ifadelerindeki çelişkiler de
bütün her şeyi tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Al-Bashir'in cezaevinde hayati tehlikesi vardır. Ben bu konuya da özellikle dikkat çekmek istiyorum. Çünkü onun mahkemeye çıkıp konuşmaya başladığı andan itibaren gerçekten kontrol edemeyecekleri bir yere doğru gidebilir.